Nüfus cüzdanını kaybeden işçi emeklisinin hayatı kabusa döndü. Başına gelmedik kalmayan adam mahkeme mahkeme dolaşıp kendini aklamaya çalışıyor. Her hafta bir eve icra gelirse o evdeki durum ne olur? Nüfus cüzdanını kaybetti. Ele geçiren kişi o cüzdandaki bilgileri kullanarak satın almadık şey bırakmadı. 2,5 yıldır evine neredeyse her hafta bir icra takibi gönderilen emekli işçi şehir şehir dolaşıp mahkemelerde dil döküyor. Nevresim takımları almış, çay setleri almış, kahve takımları almış. Tansiyon aleti falan almış. Samsun'da yaşayan işçi emeklisi Mehmet Kaya 7 yıl önce nüfus cüzdanını kaybetti. Birisi cüzdanına kendi resmini yapıştırıp alışveriş yapmaya başladı. Kaya 2,5 yıl önce evine gelen bir icra kağıdıyla şok oldu. Ancak bu daha başlangıçtı. Bir hafta sonra ikinci bir icra bildirimi daha geldi. Farklı bir yerden. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak icra bildirimlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Yaklaşık 20 tane suç duyurumuz bulunmakta. Ve bununla ilgili ben Ankara, İstanbul, Düzce, Zonguldak buralarda mahkemelere giriyorum. Nüfus cüzdanıyla 20 GSM hattı ve 2 kablolu yayın aboneliği de alınmıştı. Hatta birçok kozmetik firmasından, AVM'lerden alışveriş yaptıklarını, benim adıma sahte senetler düzenlediğini gördük. Alışveriş yapılan firmalardan birinin Kaya'ya gönderdiği nüfus cüzdanı fotokopisinde dolandırıcının eşkali açık bir şekilde görülüyor. Mehmet Kaya'nın umudu da hayatını karartan dolandırıcının bu fotoğraf sayesinde bulunması.